Bisiklet yolundan merhabalar. Pazar akşamları saat 20'de STV ekranlarındayız. Bu akşamki konuğumuz spor hekimi Doktor Özgür Yazıcı. Merhaba. Hoş geldin Özgür'cüm. Hoş bulduk. Özgür'cüm seni bir tanıyalım. Kendini bize tanıtır mısın? 86'da tıp fakültesi eğitimi için geldiğim Eskişehir'de 99 yılından beri hekimlik yapıyorum. 2000 yılından beri de spor hekimi olarak elimden geldiği kadar sizlere ve diğer arkadaşlara katkıda bulunmaya çalışıyorum. Sağ olsun Özgür'ün bilgilerinden yararlanıyoruz. Spor konusundaki bilgileriyle bizim bisiklet etkinliklerimize hep destek oluyor. Özgür'le paylaşımlarımız sporla, bisikletle sınırlı değil. Şarkıyı, sözü, müziği paylaşıyoruz. Bizim hayatımızı müziğiyle de renklendiriyor. Özgür'cüm dilersen bizim için bir parça yapar mısın? Zevkle, teşekkür ederim. Özgür'cüm çok teşekkürler. Pek iyi geldi. Yüreğine sağlık. Ben teşekkür ederim. Ah şimdi şöyle yapalım. Her programda bir soruyla izleyicilerimizi programa katmaya çalışıyoruz. Şöyle ki bir soru sorup doğru yanıt veren izleyicilerimizden bir tanesine küçük bir armağanımız var. Bu programdaki sorumuz da yine sağlıkla ilgili bir soru olsun. Bisiklet ve sağlığımızla ilgili bir soruyu paylaşalım sizlerle sevgili izleyiciler. Sorumuz şu. Bisikletten en çok etkilenen organımız hangisidir? Bisikletten en çok etkilenen organımız hangisidir? Sorumuzun yanıtını yayının akışı içerisinde Doktor Özgür Yazıcı'dan alacağız. Ya da programın sonunda karar veririz, yanıtı veririz. Sizlerden istediğimiz yanıtlarınızı STV'nin Facebook sayfasındaki bisiklet yolu gönderisinin altına yorum olarak yazmanız. Gelen ilk doğru yanıta armağanımızı vereceğiz sevgili izleyiciler. Şimdi programımızın akışından biraz söz edeyim, sizlerle paylaşayım. Programda neler konuşacağız? Şöyle üç başlık belirledik biz. Üç başlıkta konuşmayı planladık. Birincisi, bisiklet bedenimize ne yapar? İkincisi, bisiklet beslenmesi, bisiklet ve beslenme. Üçüncü konu başlığımız da egzersiz, bisiklet egzersizleri diyelim. Peki o zaman birinciyle başlayalım. Bisiklet bedenimize ne yapar? Bisiklete binersem hasta olur muyum? Endişeli anneler, endişeli babalar, endişeli öğretmenlerin soruları bunlar. Binme bisiklete hasta olursun. Önce çok güzel başladık. Bisiklete binmenin önce endişeleri yok edeceğini söyleyelim. Evet. Bisiklete binmenin kendisi zaten stres karşıtı bir eylem. Peki. Yani bisiklete binen kişilerde stres azalıyor. Günlük aktivitelerinde de çok daha verimli insanlar oluyor. Çok daha kaygısız insanlar oluyorlar. Önce bisikletin ilk yaptığı sağlık işi olarak stresimizi azalttığından başlayalım önce. Harika. Bisiklete binenlerde stres azalıyor. Stres neden azalıyor bisiklete binenlerde? Neden? Bisiklet keyifli bir, eğlenceli bir aktivite. Bisiklet her ne kadar spor amaçlı yapılsa da ya da bizi bir yerden bir yere götürmek için ulaşım amaçlı yapılsa da bisiklete binen insanlar yalnız da yapsalar bunu, birileriyle birlikte de yapsalar keyifli bir aktivite bisiklet. Birçok kişinin söylediği gibi
O da bir şey mi? Oturduğunuz yerden yol gidiyorsunuz gibi. Bisiklet aslında oturarak yapılan keyifli bir aktivite, hoş bir aktivite. Bu yüzden bizim stresimizi gayet azaltan, bu konuda ciddi bilimsel veriler olan bir spor faaliyeti. Peki hareket ettikçe, etkin oldukça, yaşamda etkin olduğumuz sürece enerjimiz artıyor. Mutlu insan hastalıklarla baş eder, güçlü olur. Mutlu insan hasta da olmaz değil mi? Bisikletin böyle bir bağlantısı olduğunu da söyleyebiliriz galiba. Bisikletin stres altında olmasından ziyade, stresimizi yok etmesinden ziyade, spor olarak yapıldığında diğer sporlardan çok daha fazla olduğu gösterilmiş birçok pozitif etkisi var. Bisikletin belki bizim ömrümüzü değil ama hastalıkları azaltarak yaşam kalitesini arttıracağı kesin bir bulgu. Belki ömrümüzü 3 gün, 5 gün, 1 sene uzatıyor diyemeyiz ama evet, yaşayacağımız sürenin kalitesini arttırıyor. Nedir kalite? Yaşam kalitesi nedir? Yaşam kalitesi olarak şöyle düşünün. Bir yaşlı birey düşünün. Bu yaşlı birey kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Evet. Başkalarına muhtaç. Evet. Kendi ihtiyaçlarını karşılamak için başkalarına muhtaç olmayı mı tercih edersiniz? Yaşam süreniz içerisinde kendi ihtiyaçlarınızı karşılayabilen yaşlı bir birey olmayı mı tercih edersiniz? Elbette özgürlüktür. Kendi işini kendi görmek özgürlüktür değil mi? Yani bisiklete, bunu ilerleyen zamanlarda biraz daha konuşacağız. Hı hı. Bisiklete binenin yaşı yoktur elbette. Hatta yürüyemeyen kişilerin bile bisiklete binebildiğini biliyoruz. Bisikletin insanın yaşam kalitesini arttıracağı, bir şekilde hastalıkları çok daha uzun anlatacağız, azaltacağı gösterilmiş. Bisiklet neler yapar bizim vücudumuza? Neler bisiklet yapar? Neler değişiyor? Öncelikli olarak tespit edilmiş, hiç inkar edilmeyen şeyler var. Bir tanesi, bisiklete binen kişinin tansiyonu düşer. Evet. Bahsettiğimiz tansiyonu düşer dediğimiz normal değerlerin de altına iner hatta tansiyonumuz. Hmm. Ve bu çok arzu edilen bir düşüştür. Şimdi şöyle diyelim, yüksek tansiyon yüksek problem, tansiyona, düşük tansiyon istediğimiz bir durum. Düşük tansiyon dediğimiz bir hastalık. Ama düşük tansiyon dediğimiz bizi rahatsız etmeyen, başımızı döndürmeyen, normalden bir tık aşağıda olan tansiyon. Bizim aktiviteler sırasında tansiyon artışımızın olacağını düşünecek olursak, evet, herhangi bir aktivitede tansiyonumuz artacak. Normalde tansiyonumuz bir miktar aşağıdaysa, aktiviteler sırasında normal tansiyona gelecektir ve bizim için bir risk teşkil etmeyecektir. Yapılan araştırmalar göstermiş ki kan basıncında bir miktar düşme gözlemleniyor. Tansiyonu normalde yüksek olan hipertansif hastaların tansiyonunun normale döndüğü gözlemlenmiş. Bisiklete binme sayesinde. Bisiklet bizim insülin direncimizi düşürdüğü için diyabet riskini kesinlikle azaltan bir aktivite. Evet. Şeker hastalıklarının oluşumunu ve sıklığını azaltan bir aktivite bisiklet. Yani biz şimdi burada bisikleti öyle bir anlatıyoruz ki bisiklet aynı zamanda sanki hap gibi, tedavi gibi. Tedavi aracı. Tedavi gibi oluyor. Aynen böyle araştırmalar aynen bunları gösteriyor. Evet. Risklerini de konuşacağız. Bisikletin bir şekilde diğer sporlarla birlikte bisikletin neler negatif olarak yapabildiklerinden de bahsedeceğiz. Peki. Sadece her şey %100 bizim için sağlık açısından %100 olumlu değil ama olumlu kısmı çok daha fazla. Bisiklete binen kişilerde bir kere duruş iyileşir. Vücudunuzun duruşu çok daha hoş bir hale gelir. Biraz omuzlarınız, bir kamburlaşma. Omuzlarınız daha dikleşir, kambursanız daha düzleşirsiniz. Daha fit bir insan olursunuz Türkçesi. Daha fit güzel bir insan olursunuz. Bunu sportif amaçlı yapmanız şart değil. Yani illa ki ben haftanın 4 günü, günde işte 5 saat şu kadar antrenman yapacağım demenize gerek yok. Bahsettiğimiz etkilerin görülmesi için haftada 1 ya da 2 gün, ciddi rakamlardan bahsediyorum, 5 dakika, 10 dakika kadar binmek bile bu etkilerin başlaması için yeterli olacaktır. Vay canına, inanılmaz. Yani çok ciddi bir rakam. Eklem ağrılarında azalmanın görüldüğünü görüyoruz. Beyin fonksiyonlarında iyileşmelerin olduğunu görüyoruz. Yaşlanmanın geciktiğini görüyoruz. Hatta
Yaşlanmanın geciktiğinden daha fazla, çok iddialı bir şey söyleyelim, gençleştirdiğini görüyoruz. Bisiklete binen kişilerin akranlarına nazaran çok ama çok daha genç gözüktüğünü hem biliyoruz hem görüyoruz, gözlemliyoruz. Kişilerde kilo kontrolü için çok önemli bir fonksiyon. Kilo kontrolü yalnızca kilo kaybı olarak almayalım lütfen. Bisiklete binmeye başlayan çok ama çok normalde zayıf, tam anlamıyla zayıf, aynı zamanda güçsüz anlamında da zayıf kişilerin bisiklete bindikten sonra kas kitlesindeki artış ve normal kiloya yakın bir kilo olmaları nedeniyle çok daha sağlıklı gözükmeye başladığını şimdi görüyoruz. Bisiklete yeni başlayanlar kilo alabiliyorlar. Özellikle normal kilosunun altında olanlar. Ben buna yaşamda da çok tanık oluyorum. Yeni başlayan arkadaşlarım işte ilk aylarda, ilk yılda kilolar artmaya başlıyor. Hatta çevremdeki bazı insanlar kilo verme amacıyla, fazlalıklardan kurtulma amacıyla bisiklete başladıkları halde biraz kilo aldıkları, hatta kiloların artmaya devam ettiğini de görebiliyoruz. Şimdi bu ne yapacağız? Bu kilo temel problemlerimizden bir tanesi. Yaşamda da, sporda da. Beslenmeyle ilgili eğer doğru beslenme adımlarını izlersek, evet, vücudun hepimiz için farklı olan ama belli kriterleri olan ideal kiloya ulaşmamızın daha kolay olduğunu söyleyelim. Bisiklete binme sayesinde. Kişinin ideal kilosundan daha düşükse kilosu, ideal kilosuna yaklaşacaktır. Evet. İdeal kilosundan çok yukarıdaysa kilosu yine ideal kilosuna yaklaşacaktır. Öyle düşünelim bunu. Vücudumuzun daha sağlıklı olacağını düşünelim. İlerleyen dönemde başka bahsedeceğim bir şey vardı. O zaman şimdiye alayım bunu. Olur. Kilodan kaynaklanan risklerin bisiklet tarafından yok edildiğini söyleyen bir araştırmadan bahsedeceğim. Nedir? Burası çok ciddi bir şey. İki tane fit insan düşünelim. Antrene, evet, insan düşünelim. Evet. Yani ikisinin de spor kapasitesinin birbirine aynı olduğunu ve aynı egzersizleri yapabildiklerini düşünelim. Birisi, evet, ideal kiloda, diğeri ise ideal kilonun çok üstünde olduğunu düşünelim. Yapılan araştırmaların gösterdiği çok ama çok bizi vuran bir gerçek var. Kilodan kaynaklanan sağlık risklerini sporsal aktivitede bisiklete binmek suretiyle tamamen yok ettiğini görüyoruz. İki kişinin arasında, size ben bunu soru olarak sorsaydım şimdi, izleyicilerimize sorsaydık. Evet, takip etmeye çalışıyorum şimdi, sor. Sorsaydık, deseydik ki iki kişi var. Birisi, evet, ideal kiloda, birisi de kilolu. Evet. Bu iki kişinin sağlık açısından riskleri hangisinin hangisinden fazladır deseydik. Ama şu bilgiyi de verseydik. İkisi de gayet sportif faaliyetler açısından eş düzeyde bir antrenmana sahip bireyler deseydik. Kondisyonda. Kondisyon sahibi. İkisi de kondisyon sahibi deseydik. Hmm. Siz bana cevap olarak ne derdiniz? Şişman olan, kilosu olan, obez olan. Daha riskli derdiniz. Evet. Değil mi? Ama yapılan araştırmaların sonuçlarında vurucu bir gerçek var. Kiloya bağlı sağlık risklerini ortadan kaldırdığını görüyoruz yapılan antrenmanın. Bisiklet etkinliklerinde diğer sporlara göre daha da... Bisiklet etkinliklerinde, evet, bunların çok daha risklerinin az, avantajlarının fazla olduğunu görüyoruz. Evet. Bisikletin bu konuda sunduğu başka fırsatlar da var. Ben yine çevremdeki insanlarla bunu sırası geldikçe paylaşıyorum. Şişman insanların spor yapmalarının önünde engeller çok. Kilolu olduğunda şişman insanların spor yapması beraberinde bir takım tehditleri getiriyor. Bisiklete bindiğinde doğal olarak en önemlisi ortadan kalkıyor. Çünkü ağırlığı bisiklet taşıyor, sele taşıyor. Kaslar çalışmaya devam ediyor. Doğru söylüyor muyum? Çok doğru söylediniz. Bisiklete binen kilolu insanların kendini daha özgür hissettiğini gözlemliyoruz. Adeta normal insanlar kadar aktif olabiliyorlar. Evet. Normal kiloya ve zayıf kiloya sahip insanlar kadar bisiklet üstünde sürat yapabiliyorlar. Kendilerini çok daha özgür hissediyorlar. Çünkü o ağırlığı aslında kendileri taşımıyor o sırada. O ağırlığı aslında bisiklet taşıyor bir yerde.
Peki, başka sağlık engellerinde de işte yaşlılıkla birlikte bisiklet yine sürdürülebilir bir spor. Benzer nedenlerle işte vücut ağırlığını eklemler ve kaslar taşıması düşük gerekiyor. Yaşlarda bisiklete binmeye başlamayı öneriyoruz. Zaten evet. Bisiklet yaşam boyu sürdürülebilir. Ölene kadar devam ettirilebilir bir aslına bakarsanız fonksiyon. Hayatımızda bir kere alıp bir daha çıkartmamamız gereken bir fonksiyon. Bu arada bisiklete insanlar sadece çocuklar biner. Çocukluktan sonra bisiklet eğlence aracıdır. Bir daha binilmez gibi. Ya da sadece spor mu yapacağım ben gibi. Ya arabamız da yok. Bisikletle mi gideceğiz gideceğimiz yere gibi kaygılarla bir şekilde toplum baskısı vesaire sebeplerle bisiklete binmeyi bir şekilde aksatıyor, ihmal ediyor. Bisikleti olsa da kullanmıyorlar. Eminim ben bu programdan sonra biraz daha günde 5 dakika, 10 dakika da olsa insanlar hayatlarına birazcık bisikleti daha fazla alacaklar diye düşünüyorum bu programdan sonra. Dilerim öyle bir etkisi olacak. Benim de programı yaparken en önemli amaçlarımdan bir tanesi oydu. Zaten bisiklete başlayanların sayısını artırmak, başlamayı düşünenleri heveslendirmekti. Aklında olmayanların aklına düşürmekti. Böyle bir şeye hizmet etmiş oluruz izleyicilerimizin yaşamında da. Biraz listeye devam edeyim ben. Tamam. Başka neler yapar listesine devam edeyim. İyi huylu kolesterolün artışı. Evet. Kötü huylu kolesterolün düşüşü. Evet. Biraz önce de söylediğim gibi insülin direncinin düşmesi, bunun getirdiği etki olarak diyabet yani şeker hastalığının bir şekilde tedavisi ya da tedaviye cevap verme şansının artması şeklinde etkiler. Peki. Ondan sonra devam edelim başka listemizden sayalım birazcık. Bisiklete binenlerde bağırsak problemlerinin daha az görülmesi. Bisiklete bindikten sonra kilo kontrolü sonucu tabii eklemlerle ilgili hem bir şekilde bisiklete binmek hem de kilo kontrolü olduktan sonra kaslarınız kuvvetlendikten sonra eklem ağrılarınızın azalmasından bahsedelim. Bu arada tabii bütçe dostu bir ulaşım aracı olduğunu söylemeden geçmeyelim. Çevreye katkısı olan bir ulaşım aracı olduğunu söylemeden geçmeyelim. Bisiklete binmek sayesinde sadece sigarayı bırakmak mümkün. Vay canına. Sigarayı bırakmaya çalışan insanlara bir grup terapist bisiklete binmeyi öneriyor. Ve aldıkları sonuçlarda bisiklete binenlerin sigarayı bırakma yüzdesinin daha yüksek olduğunu görüyorlar. Hoş şeyler, çok güzel şeyler bunlar. Tabii. Bisiklet açısından. Burada insanlar tarafından bilinen, yanlış bilinen bir şeyden de bahsedelim. Peki. Bisiklete binenler kirli havaya daha az maruz kalırlar aslında. Zannedilen odur ki egzoz gazları sizi etkiliyor vesaire zannedilir. Trafikte... Ama toplamda vücudumuzun maruz kalmış olduğu zehirli gaz miktarının yapılan ölçümlerle bisiklete binenlerde bisiklete binmeyenlerden daha düşük seviyede çıktığını anladım. Tespit etmişler. Toplamda öyle bir faydaya ulaşıyor. Çünkü ben ulaşımda bisikleti etkin kullanan insanlardan bir tanesiyim. Ulaşımda kullanıyorum bisikletimi. Günlük ulaşımda, şehir içi ulaşımda. Zaman zaman trafiğin yoğun olduğu yollarda o egzoz gazına maruz kalıyoruz. Bu çok rahatsız edici. Konforu da bozuyor. O anki sürüş konforunu da bozuyor. Belki ama biraz toplamda belki söylediğimiz trafik kurallarına belki aykırı olacak ama söylediğimiz bu konuda dikkat edilebilecek şeylerden bir tanesi. Ne yapabiliriz? Araçların özellikle yokuş çıkarken daha fazla egzoz gazı ürettiklerini biliyoruz. Evet. Araçların yokuş çıktıkları yönden değil de yokuş indikleri yönden seyredersek eğer bisikletimizle trafik kurallarını aksatmadan ve kendi güvenliğimizi düşünerek biraz daha az egzoz gazına maruz kalırız. Bu yani yurt dışında bir şekilde bu konuda da çalışmalar yapılmış. Ters yönden bisiklet sürmeyle ilgili tedbirler alınmış bazı yerlerde. İyi bir strateji olabilir. Trafiğin çok yoğun olmadığı yerlerde, evet. Yolun izin verdiği, belki emniyet şeridinin olduğu yerde bu iyi bir strateji olabilir gerçekten. Çünkü tırmanan araç, yakıt tüketen araç, güç üreten araç daha fazla egzoz gazı, daha fazla yakıt tüketiyor. Karbon üretiyor. Evet. Rahatsız edici oluyor. Şey çok etkileyici yalnız. Gerçekten de bisiklete şehir içinde ulaşımda biniliyor bile olsa toplamda etkilenilen o gaz ya da işte kan gazları neyse zararlı gazlar, zehirli gazlardan bisikleti kullananların daha az etkilenmesi güzel bir güzel bir sonuç, bilgi. Güzel bir kazanç.
Kanserle ilgili yapılmış, bisiklet ve kanserle ilgili yapılmış birçok araştırma var. Sporun tüm türlerinde söylediklerimin içerisinde bisiklet bir tık daha iyi pozisyonda diyelim. Güzel. Kanserin birkaç türünde, tamamında ama birkaç türünde vurucu olarak azalmanın gözlendiğini görüyoruz. Yakalanma şansında, yakalanma riskinde diyelim. Finlandiya'da yapılmış bir araştırmaya göre günde en az yarım saat düzenli bisiklete binen erkeklerin diğer kişilere göre kansere yakalanma oranı lütfen dikkat edin, %50'lik bir azalma görülmüş. Sayı olarak çok yüksek sayıda araştırmalar Evet, olduğu evet. için ciddiye alıyorum ve bu bilgiyi paylaşıyorum sizinle. %50'den %50 bahsediyorum. olağanüstü bir oran. Bisiklete binen kadınlarda meme kanserine yakalanma oranı binmeyen kişilere göre %35 azalmış durumda. Üçte bir oranda daha azalmış durumda düşünün. Bisiklete binmek cildinize zannedilenin ultraviyole, soğuk, sıcak vesaire zannedilenin aksine kan dolaşımını arttırdığı, hareket ettiği, bir şekilde yüz kaslarını çalıştırdığı vesaire dolayısıyla daha genç görünmenizi sağlayacak bir cilt sahip olmanızı yol açıyor. Bisiklete binmenin Pedalladıkça pedalladıkça güzelleşiyoruz. Evet. Buradaki rakamlar biraz ilginç olduğu için alıyorum bunu. Peki. Günde 5 ila 10 dakika boyunca. Yani sadece 5 dakika, 10 dakika pedallamak, bisiklete binmek ölçülebilir düzeyde daha sağlıklı bir insan yapıyor size. Çok yani ne olacak? Ya 5 dakika. İnanılacak şeyler değil. Evet, bir Evet, 5 yani dakika, 10 insanların dakika bazıları pedallamak. şöyle, ben şu kadar binmeyeceksem o zaman binmem. Bindiğim zaman ben şu kadar gitmem lazım. O yüzden binmiyorum gibi bahanelerle günlük aktivitelerini bisiklet bir şekilde yapmıyorlar. O yüzden Ben şunu öneriyorum arkadaşlarımla, dostlarımla, bisiklete binmek isteyenlerle bu bisiklet süresi, bisiklet pedallama süresi söz konusu olduğunda şimdi öğrenmiş oldum senin aracılığınla ben de o 5 dakikanın 10 dakikanın bile yararlı olduğunu. En az 30 dakikayı ben de öneriyorum. Yolunuzu değiştirin diyorum. Biraz daha fazla pedallayın. Çünkü bir 30 dakika pedallandığında işte nabız yükseliyor, solunum uygun bir hale geliyor. Ne bileyim kaslar işte ısınıyor, enerji tüketimi ya da işte yaktığı karbonhidrattı, yağdı vesaire vücuda etkileri oluyor. Bilgilerim bu yöndeydi ama 5 dakika 10 dakika bile sağlığı olumlu etkilemesi çok güzel. Kaldı ki zaten bisiklete binsin o keyfi alınca o yolunu uzatır dönüşte yarım saatte döner 10 dakikada bitti diyor Herhangi bir değil mi? ulaşım aracını kullandığımız zaman biz 5 dakikanın 10 dakikanın hesabını yapmıyoruz zaten. Öyle. Yani öyle düşünün. İki tane kırmızı ışığa yakalandığınızda zaten 3'er dakikadan 6 dakika yapıyor. Hani normal bir ulaşım aracı kullandığınızda ama toplu taşıma ama kendi aracınız olsun. Yani 5 dakikanın 10 dakikanın hesabını yapacak kadar çok acil durumlar ayrı. Onun dışında günlük aktivitelerde kullanımını öneriyoruz. Peki. Bu arada isim vererek bazı şeylerden bahsedeceğim. Medicine Science Sport and Exercise'de yayınlanan bir çalışmada 5 yıllık süreyle 37 ile 55 yaşları arasında 1500'den fazla erkek ve kadının aktivite seviyelerine ve kalp sağlığına bakıyorlar. Günlük olarak en yüksek aktiviteye sahip olanların günlük olarak en düşük aktiviteye sahip olanlardan yüksek tansiyon geliştirme riskinin %31 daha düşük olduğunu görüyorlar. Evet, en başında zaten sen de onu söyledin. Bir Evet. kere kan basıncımızı, Evet. kalbimizi düzenliyor değil mi? Vücudumuz o yönde Evet. geliştiriyor. Bu arada egzersizlerin ortalama süresinin 28 dakika olduğunu belirtelim. Çok Evet. abartılı bir spor yapılan ortamlar olduğunu, çok abartılı profesyonel sporcular arasında yapılmış bir egzersiz olmadığını, araştırma olmadığını da onu da söyleyelim. Evet, buradaki araştırmada işte bizim gibi günlük yaşamda Her kullanmışlar günlük yarım saat. aktivitelerde her 10 dakikalık artış riski %9 düşürüyor. Ortalamada bu da istatistik olarak anlamlı bilgi. Her 10 dakikalık aktivite artışı bir şekilde %9 daha riski azaltıyor. Güzel. Sık sorulan sorulardan bir tanesi var. Nedir abi? Eminim sizin de aklınızda olan bir şeydir. Merak ediyorum. Bisikletin size sorulan sorulardan, bisikletin bir şeylere zarar verdiğini söylüyorlar mı size? Soruyorlar mı? Evet, pek çok şeyle karşılaşıyoruz işte. Bizi en sık karşılaştığımız tabii diz eklem rahatsızlıkları
karşımıza geliyor. Şeyi biliyorsun, ben webde paylaştığım, internette paylaştığım bir blogum var. Orada da çok iletişim kuruyorum. Zevkle takip ediyoruz. Bu arada tabii oradaki sağlık konularında Özgür bana gönüllü danışmanlık yapıyor. Daha doğrusu bazen danışmayı unuttuğum şeyler olursa okuyup düzelttiği de çok oldu. Oradaki doğru bilgiler ya da güzel içerikler varsa emeği ölçüsüz. Pek çok şeyi düzelttim. Pek çok yanlıştan beni önce alıkoydu. Sonrasında da zaten oradaki bilgileri hep birlikte revize ettik, çok geliştirdik. Çok hoş bir oluşum. İnşallah bir şeylere katkı oluyor. Eğlenceli bir konuya gelelim mi? Oradaki yine benim karşılaştığım sorulardan ya da paylaşımlardan bir tanesi cinsel fonksiyon bozukluğu. Şimdi bisiklet özellikle erkeklerde iktidarsızlığa neden olur. Bununla ilgili bisiklopedide de bir makale paylaştık. Bizim en çok okunan yazılarımızdan bir tanesi bu. Bunu destekleyen bilimsel çalışmalar, araştırmalar da var. Tersine bisikletin başka sağlık işlevlerini geliştirdiği gibi, sağlığı kazandırdığı gibi cinsel işlevlerde çok, de sağlığı olumlu etkilediği yönünde kanıtlar da var. Bu programda, nedir Özgür? Bu programda bunu konuşuyor olmamız çok iyi oldu. Evet. Önce şunu söyleyelim. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Evet. Doğruluk payı var mı? Var. Doğruluk mı? Payı var. Evet. Ama şunu mutlaka belirtmemiz gerekiyor. Hangi koşullarda olur? Hangi koşullarda olmaz? Neye dikkat edersek olur, neye dikkat etmezsek olmaz. Hı hı. Biz bunu sportif amaçla, keyif amaçla veya ulaşım amacıyla bu aracı kullanıyor isek bir şekilde bizim alacağımız tedbirlerle biz bunu engelleyebilir miyiz? Yoksa kesinlikle bu iş olur. Bu yüzden bisiklete binmemeliyiz gibi bir sonuç mu çıkartmalıyız? Evet, ne diyorsun? Yani ne yapalım? Bu noktaya değinelim. Şimdi özellikle bahsettiğimiz bayanlar değil, erkekler. Evet. Erkeklerde sürüş alışkanlıkları eğer bir şekilde kontrol edilecek olursa, sürüş alışkanlıklarında elleri bırakıp sürme erkeklerde görülen bir sürüş alışkanlığıymış. Vay canına. Elleri, bunu bilmiyordum. Elleri bırakıp sürme kısa sürelerde bile olsa bu riski arttıran bir şeymiş. Evet. Miş diyorum. Çünkü bunu ben de yeni öğrendim. Şimdi riski derken bisiklet genel olarak cinsel fonksiyon bozukluğuna, yani iktidarsızlığa neden olabilir mi? Yoksa en çok karşılaştığımız, konuştuğumuz konulardan bir tanesi ve yaşadığımız gözlemlerden bir tanesi uyuşma, hissizleşme. Önce sadece tek bir konuya odaklanıp sadece onun üstünde değil, bunun genel olarak üriner sistem hastalıkları olarak bakalım bu konuya. Peki. Çünkü bizim perine dediğimiz bölge, yani anüsle cinsel organ arasındaki her insanda bulunan bölgeye bisiklet selesinin yapmış olduğu kesintisiz ve kontrolsüz basınç sonucu ortaya çıkabilecek rahatsızlıklardan bir tanesi iktidarsızlık. Evet. Herkeste oluyor mu? Hayır, olmuyor. Oran olarak nasıl bir oran verilmiş? Müracaat eden hastalar üstünden oran verilecek olursa %17 gibi bir oran verilmiş. En yüksek oranlardan bir tanesi. Biz buna karşı ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne olunca böyle şeyler ortaya çıkıyor. Uygun açı ve ayar olmadan bisiklet kullanımı bunun kesinlikle sebebi olarak görülüyor. Hı hı. Bu hastalarda ortaya çıkan rahatsızlıklardan sonra nasıl sürüş yaptıkları, hangi bisiklette, hangi seleyle, hangi ortamlarda, hangi darbelerle sürüş yaptıkları araştırıldığında aslında kişilerin bu rahatsızlığı bir şekilde davet ettiği görülüyor. Evet. Çünkü binmeyen de bu rahatsızlık olmuyor, binen de bu rahatsızlık oluyor diye düşünelim özetle. O zaman biz bunu bir şekilde kontrol altına alabiliriz. Ne öneriyoruz? Sele, uygun sele, kişiye evet. özel sele. Evet. Sele açısı. Evet. Bir şekilde gidonun bir şekilde yüksekliği evet. açısı. Selenin yüksekliği, pedalla arasındaki yükseklik. Bazı arkadaşlar da biliyorsunuz çok yüksek sürmek gibi bir alışkanlık var.
Sele çok yüksek olduğunda pedalın alt ucuna ulaşmak için vücudun sürekli o bölgeye aşırı baskı yapacağını düşünüyoruz vesaire. Yani diyelim ki özetle biz bunu önlenebilir olarak düşünüyoruz. Önlenebilir olarak düşünüyoruz. Uygun açılarla, uygun sele, uygun ayarlarla bisiklette bu riskimizin çok daha düşük olacağını, önlenebilir olduğunu, bu yüzden bisiklete binmemenin doğru bir şey olmadığını düşünüyoruz. Pekala. Bisikletimizi kişiselleştireceğiz. Bisiklet özelliklerini, selemizi uygun sele alacağız. Sele ayarları, sele açıları olduğu gibi kadrosunu bedenimize uygun bir kadro seçersek en önemlisi sürüş konforunu kazanırız zaten. Daha konforlu bir sürüş pozisyonu oluşturmuş oluruz. Bu da korkulduğu gibi işte bisiklet sürüşünün iktidarsızlığa ya da cinsel fonksiyon bozukluğuna neden olmasının önüne geçecektir. Ve bu korkulacak bir oran değildir diyebiliriz. İkinci en çok karşılaştığım problemlerden bir tanesi yine bu bizim bisiklopedi bloğunda diz sağlığı. Diz sağlığı ben de yaşıyorum zaman zaman. Uzun sürüşlerde, zor rampalarda eğer yeterince ısınmadan girişirsem, dizimi zorlarsam, başlangıçta rampaya girişirsem sakatlandığım zamanlar oldu. Yeni başlayanlarda zaman zaman böyle sakatlanmalar oluyor. Ne diyeceksin, ne öneriyorsun, ne yapacağız, nasıl koruyacağız kendimizi? Doğru mu? En çok bisikletin bize faydaları kısmından sonra zaten egzersiz önerilerin içerisinde bunları öncesi, egzersiz sırası ve sonrası olarak anlatacağım. Ama söylediğiniz çok doğru. Bu arada kısaca özetle şey geçeyim. Eklem rahatsızlıklarının azaldığını biliyoruz bisiklete binmek suretiyle. Bisiklete binmek eklem rahatsızlıklarını nasıl azaltıyor? Eklem öyle bir şey ki, kişi hareketsiz durduğunda eklemde kireçlenme oluyor. Kişi çok yüklenir, çok hareket ederse eklemde kireçlenme oluyor. Vay canına. Ve aşınma oluyor. Bunun dozu nedir? Evet. Şimdi bir doktora gidiyorsunuz. Doktor diyor ki dizinizde kireçleme başlamış. Hareket etmeyin. Bisiklete binme, merdiven çıkma. Ya da birisine gidiyorsunuz diyor ki dizinizde kireçleme başlamış, biraz hareket edin. Hangisi doğru? Doğru yapılan hareket, dize yük bindirmeden yapılan hareket, doğru sürelerde yapılan hareket, ısınarak yapılan hareket. Evet. Dize yük bindirmeden bizim aktivitelerimizi artırıp yaşam konforumuzu artıracak. Bu kireçlenme olacaksa yine olacak ama 10 yılda olacaksa şöyle, belki 15 yılda, 20 yılda olacak. Şöyle bir sorun var. Ben yine karşılaştığım soruyu toparlayıp, soruları toparlayıp seninle paylaşmak istiyorum. İzleyicilerimize katkısı olur niyetiyle. Yeni başlayanlar, benim gibi orta yaş, ileri yaştaki insanlar, bisiklete yeni başlayanlar diz sağlığını korumak ve geliştirmek için ne yapmalılar ya da ne yapmamalılar? Diz sağlığı açısından ne yapılmalı? Sakatlanmamamız için bisiklete binerken neden kaçınacağız, neye dikkat edeceğiz? Önceden söylediklerimiz gibi bir ayarları düzgün yapılması, evet. Herhangi bir yerden kulaktan dolma, İşte şu şöyle dedi, bu böyle dediden ziyade ben zevkle takip ediyorum. Sizin bloğunuzdaki gibi belli başlı bilimsel dayanıkları olan, tecrübesi çok iyi olan kişilerden tavsiye dinleyeceğiz. Ama tavsiye dinleyeceğiz. Tavsiye dinlemeyenler de var bu arada. O tavsiyeler doğrultusunda gerekli ayarlarımızı yaptıktan sonra kullanmaya, sürüşe başlamadan önce mümkünse birazcık ısınma hareketleri yapacağız. Başlangıcında turumuzun ya da tur demeyelim, ulaşımızın ya da keyifli sürüşümüzün başlangıcında çok zorlu parkurlarla başlamayacağız. Biraz daha nispeten kendimizi zorlamayacak hızlarla vücudumuzun ısınmasına izin verecek kadar bir yavaş sürüşle başlayacağız. Şöyle ondan sonra zaten kendiliğinden siz kapasiteniz ne kadarsa oraya zaten çıkacaktır hızınız. Şunu ekleyebilir miyim? Amatör, hobi kullanıcılar için başlangıçta olabilen en küçük viteste ve yüksek devirde tura başlayıp ısındıktan sonra yavaş yavaş vitesi büyütüp daha işte güç aktarmaya başlamak dizimizi korur. Evet, kesinlikle. Yani neredeyse boş pedal çeviriyormuş gibi.
Değil mi? Başlangıçta çok önemli. Neredeyse evet. boş pedal Neredeyse boş pedal çeviriyormuş gibi. Peki Özgürcüğüm. Evet. Şimdi başlıkları takip etmeye çalışırsak ben biraz sorularla fazla araya girip senin planını karıştırmış olabilirim. Emin değilim. Beslenme konusu ve egzersiz konuları var. Egzersizi evet. birazcık konuşmuş olduk arada sorularla bedenimize ne yapardan egzersize doğru devam ettik. Beslenmeyle mi devam edelim? Ne dersin? Nasıl bir yol izleyelim? Bu arada çok sorulan arkadaşlarımdan da bana gelen bir şey var. Bisikletçi ya da sporcu kalbi denen bir şey var. Burada söyleyebileceğimiz şeylerden bir tanesi spor yapan kişilerde ani ölümler görülüyor. Spor yapan kişilerde ani görülen ölümler kalpteki büyümeden kaynaklanıyor. Kalpteki büyümeden kaynaklanan ölümler spor yaparken değil, sporu bıraktıktan sonra buluşan ritim bozukluklarıyla meydana geliyor. Normal 70 kiloluk bir insanda kalbimiz bizim 600-700 santimetre küptür. Evet. Haftada sadece 3 saat antrenman sonucu 800 santimetre küpün üstüne çıkar. Kalp hacmi. Kalp büyüyor. Kalp büyüyor. Evet. Vücudumuzun diğer yerleri gibi çalıştığında oradaki kas büyüyor. Aktif hale geliyor. Bunda şaşırılacak bir durum yok. Peki. Kalp kası kendini çok güzel geliştiriyor. Normal bir kalp bir dakikada yaklaşık 5 litre kanı pompalayabiliyor. Bizim profesyonel spor yapmayan sporcularda bile tespit ettiğimiz oran yaklaşık 5 katına artırıyor. Yani bir dakikada normal olarak haftada 1-2 antrenman yapan ama antrenmandan kastımız profesyonel antrenman değil. Bisiklete keyif amacıyla da binen, belli evet. saatlerde binen kişinin kalbi dakikada 25 litre kan pompalayabilir hale geliyor. Ay canım. Uç değerler var, tespit edilmiş. Lüksemburg'da profesyonel bisikletçi Miguel Indurain'ın kalbinin zamana karşı yarışta 1 litrede 50 litre kan pompaladığını tespit etmişler. Yani 10 kat artırabilmiş gücünü. Şimdi bu kadar konuştuk. Sayıları hani çok bu kadar konuştuk. Bisikletçi kalbi nedir? Bisikletçi evet. kalbi nedir? Sporcu kalbi nedir? Noktasında yapmamız gereken şey nedir? Yapmamamız gereken şey nedir? Noktasında özetle çok ayrıntıya bilimsel olarak girmeden Peki. bir şey söyleyelim. Spor yapan bir kişi hangi sporu yapıyor olursa olsun lütfen bıçakla keser gibi sporu kesmesin. Üç grup insanda araştırma yapmışlar. Hiç hayatı boyunca spor yapmamış. Profesyonel olarak spor yapmış ama şu anda sporu tamamen bırakmamış. Profesyonel olarak spor yapmış ama sporu tamamen bırakmış kişilerde yapılan araştırma göstermiş ki en yüksek kalbe bağlı ölüm oranı profesyonel olarak spor yapmış ve sporu tamamen bırakmış kişilerde görülmüş. Hiç spor yapmayanlardan bile fazla oran. Anladım. Ya azaltarak bırakacağız ya hayatımızdan hiç çıkartmayacağız sporu. Bisiklet sporunu bırakmamıza gerek yok. Bisikletin belki de bu noktada en büyük üstünlüğü ortaya çıkıyor. Bisiklet sürdürülebilir bir spor, yaşam boyu sürdürülebilir bir spor. Birçok profesyonel sporu belli yaşlardan sonra sürdürmek mümkün değil. Ya da belli evet. ekipmanları da kullanmak gerekiyor. Ya da belli bir takım çalışmasıyla, ekip çalışmasıyla yapmak zorundayız. Oysa bisikleti yaşamımıza soktuysak, spor olarak soksak bile ulaşım olarak, hobi olarak, keyif olarak devam edecek. Sevgili Özgür, programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şöyle bir konularımızı toparlayacak olursak, neleri paylaşalım, ne paylaşmak Şimdi, istersin? Egzersiz öncesi ısınmadan bahsettik. Evet. Bir şekilde. Egzersiz sırasında uygun tempo, uygun vites kullanımı, bir şekilde kas gelişimi arzu ediliyorsa zaman zaman zorlayıcı hızlara, zorlayıcı tempolara çıkmayı söyleyelim. Belli aralarla mola vermeyi kesinlikle ihmal etmeyelim. Bir şekilde mola süresini gereğinden uzun tutup kasları çok soğutmamayı söyleyelim. Evet. O zaman. Tur sonrasında ve molalarda durduğumuzda mutlaka germe hareketlerini yapmayı ihmal etmeyelim. Evet. Bunlardan bahsedelim. İzleyicilerin bunları unutmadan hayatına geçirmesi için. Bu arada
çok güzel bir cümle okudum. Onu paylaşmak istiyorum. Lütfen. Vücudunuzu dinleyin. Aha. Vücudunuz devam et diyorsa lütfen durmayın. Molada bile durmayın. Vücudunuz devam et diyorsa durmayın. Peki ama vücudunuzun dilini de bilmek rahatla lazım diyorsa, değil mi? Rahatla diyorsa yavaşlayın. Üstüne gitmeyin. Şayet vücudunuz dur diyorsa spor yaparken ona çok özen ve itina gösterin. Dur diyorsa vücudun ona özen ve itina gösterin. Orada kritik bir şey vardır. Beslenmeyle ilgili birkaç kelime konuşalım o zaman. Evet. İshal, kusma, doping, uyuşturucu madde alımı, alkol gibi etkilerle sporcularla bu etkiler altındayken ani ölümler görülebilir. O yüzden hastayken, uyuşturucu altındayken, yabancı maddeler varken pek bisikleti tercih etmeyelim. Diğer peki. Taşıma araçlarında olduğu gibi diyelim. Tabii ki kilo kaybı, kalori kaybı bir şekilde bir sürü değer var bu konuda. Okuyabilirler. Aç olarak antrenmana başlamıyoruz. Anladım. Midemiz boş, antrenmana başlamıyoruz. Dolu da olmayacak 2 saat önce. Dolu, hemen yemek yiyip antrenmana çıkmak çok tercih edilen bir şey değil. Ama aç çıkmaktan tercih. Peki. Mümkünse yarım saat, 1 saat, 2 saat önce yemek yemiş olmak gerekiyor. Bizim kaslarımızda glikojen depolarının boşaldığında biz bir şekilde süre olarak daha düşük kondisyon gösteriyoruz. Daha çabuk yoruluyoruz. Glikojen depolarının boş olmaması gerekiyor. Yani bu ne anlama geliyor? Antrenmana çıkmadan hemen önce ve sonrasında belli aralarla şekerli gıda tüketimi öneriliyor. Yani spor yapıyorken, sportif aktivite sırasında, bisikletçiler için tur sırasında şekerli gıdaların tüketimi öneriliyor. 20 dakikada bir mutlaka sıvı almamız gerekiyor. Şu anda senin de yaptığın gibi. Harika. 20 dakikada bir mutlaka sıvı almamız gerekiyor. Bunu ihmal etmememiz gerekiyor. Bu konuda zaten işte bisiklet saatlerinde olsun, kendi kullandığımız sportif saatlerde olsun uyarı, 20 dakikada bir uyaran saatler var. Siz susamadan önce su içmek zorundasınız. Spor yapıyorsanız. Özgürcüm, çok teşekkür ederim. Planladığımız konuların galiba yarısına bile ulaşamadık. Üç başlıktan... Biraz evet, öyle oldu. Evet, olsun, daha sonraki programa kalsın. Evet, öyle yapalım. Üç başlıktan söz ettik. Üç başlığı paylaştık ama çok ayrıntılanmadığımız, hiç değinmediğimiz konular da kaldı. Şöyle ben... yine başlıkları bir bir söylemek istiyorum. Bisiklet bedenimize ne yapar? Bisiklet bedenimizi iyileştirir, sağlığımızı geliştirir. Bunun yollarını ve ayrıntılarını paylaştım bizimle. Bisiklette beslenme önemli. Bisiklet etkinliklerinde ve bisiklet sporunda nasıl beslenirsek hem başarımız hem de sağlığımız o noktada iyileşebilir. Olumsuz da etkilenebilir. Beslenme ikinci dikkat edeceğimiz konu. Egzersiz bir sporcu olarak da olsak, bir ulaşım için kullanıyorsak da, hobi amaçlı bir bisikletçi olsak da egzersiz, bisiklet antrenmanlarına ve sürüş sırasına dikkat edeceğimiz ilkeler var. Bunları paylaştım bizimle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şey yapalım. Sorumuz, bir soru paylaştık yayının başında izleyicilerle. Onun yanıtını verelim mi? Şimdi ne dersin? Bisiklet ya da onu da şeye mi bırakalım? Facebook'a yorum olarak mı ekleyelim? Ne istersin? Siz bilirsiniz. Sorumuz neydi? Tekrar sorumuz alalım. Sorumuz şu, bisiklet en çok etkilenen, bisikletten en çok etkilenen organımız hangisidir? Bisiklet sürüşlerinden sağlığımızı en önemli. Cevabı verelim mi? Verelim, paylaşalım, nedir? Bisiklet sürüşünden en çok etkilenen organımız beyindir. Peki, neden? Aktif bir şekilde denge, aktif bir şekilde dikkat olduğunda bisiklete binenlerde Alzheimer ve erken bunama kesinlikle ve kesinlikle neredeyse görülmüyor. Vay canına. Bunun için özellikle teşekkür ederim. Ayrıca teşekkür ederim. Bunu şimdi öğrendiğim ve pek çok öğrendiğim bilginin dışında bu bir kez daha öğrendiğim bir bilgiydi. Ben bisiklet dünyasının içindeyim, meraklıyım, araştırıyorum, öğrendiklerimi de paylaşıyorum. Ama bana sorulsa ben tabii ki kaslardan söz edecektim bedenimizdeki. Bunu da öğrenmiş oldum. Programımıza burada son verirken
Haftaya pazar günü yine saat 20'de görüşmek üzere. Bisikletle kalın.